Fermuarın tasarımı bilgisayar ve uçağın icadından daha uzun sürdü. O yüzden fermuar deyip geçmemek lazım çünkü dükkanınızı bile o koruyor. Hemen başlayalım. Fermuar yokken insanlar birleştirme ya da kapama işlemlerini çıt çıt, kopça, düğme, bağcık gibi aletlerle yapıyordu. Fakat bu hızlı ve pratik değildi. İnsanlara daha hızlı ve pratik bir şey lazımdı. Bunu gören Elias Howe, dikiş makinesini icat ettikten 5 yıl sonra, yani 1851 yılında otomatik sürekli elbise kapatıcısı adını verdi, icadını yaptı ve patentini aldı. Fakat yaptığı bu tasarımın eskiden beri kullanılan kancalı ve düğmeli kapatma yöntemlerinden pek bir farkı yoktu. Elias'ın yaptığı bu tasarım kendiliğinden açılıyordu, paslanıyordu, hem de üretimi çok pahalıydı. Bir fermuarın maliyeti pantolonun neredeyse iki katıydı. Haliyle icadı ilgi görmedi. Kendisi de zaten o dönemlerde Isaac Singer'le dikiş makinesinin patenti için mücadele ettiğinden olsa gerek yaptığı bu tasarımın pek üstüne düşmedi. Ondan 42 yıl sonra demiryolu mühendisi Whitcomb Judson arkadaşının sırt ağrısı yüzünden ayakkabı bağcıklarını bağlamakta zorluk çektiğini görünce aklına bir fikir geldi. 1893 yılında kancalı toka adını verdiği icadının patentini aldı. Bu icadı temelde çizmeler için üretilmiş kanca halka sırasından oluşuyordu. Bildiğimiz fermuardan daha karışık olan bu icadın dişlerinin en azından tek tek takılması gerekmiyordu. Kolay kullanılıyordu ve paslanmıyordu. Aynı yıl Chicago fuarında icadına yatırımcı bulmak için icadını tanıttı. İcat iş insanı Lewis Walker'ın dikkatini çekti. Ve ikisi birlikte fermuar üretmek için Universal Fastener Company adlı şirketi kurdular. İlk onun tasarladığı ürün piyasaya çıktığı için Whitcomb Judson fermuarın mucidi sayılır. Ancak ürettikleri fermuar yine de beklenen ilgiyi görmüyordu. Çünkü üretilen fermuar hala tam anlamıyla pratik değildi. Ayrıca sağlam ve güvenilir de değildi. 1906 yılında şirkete İsveçli bir elektrik mühendisi olan Gideon Sandbeck geldi. Gideon tasarım konusunda çok yetenekliydi. Fabrika müdürünün kızıyla evlendi ve ilerleyen dönemde şirketin baş tasarımcısı oldu. Gideon işini biliyormuş. 1911 yılında karısını kaybettikten sonra kendini içki yerine fermuara verdi Gideon. Fermuarın esnek ve güvenilir olması için bağlayıcılarının küçük olması gerektiğini fark etti. Bu doğrultuda çalışmaları sonucu günümüzde kullandığımız fermuarı 1913 yılında geliştirdi ve patentini aldı. Tasarımına ayrılabilir bağlantı adını verdi. İcadının asıl ilgi ise 1917 yılından sonra oldu. Savaşa giren ABD donanması için yüksek miktarda fermuar sipariş edilmesi Gideon'ı neredeyse bir gecede zengin etti. Ordunun fermuarı kullanması fermuara olan ilgiyi arttırdı. Hem pratik hem de kullanışlı olması toplumun diğer kesimlerinde de fermuarın kullanımını çoğalttı. 1923 yılında Goodrich Company şirketinin ürettiği çizmelerde fermuarı kullanmasıyla sivil hayatta ilk kez fermuar kullanılmaya başlandı. İlk başlarda botlarda ve tütün keselerinde kullanıldı. Ha bu arada mucitlerinin bulduğu saçma isimlerin son noktayı yine bu şirket koydu. Fermuar ismini bu şirket buldu. Bir şirket yöneticisi çıkardığı sesten dolayı icada fermuar, yani kapatma anlamına gelen Fransızca bir kelimeyi koydu ve ismi fermuar oldu. Günümüzdeki ismini ve şeklini alan fermuarın kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaştı. 1930'larda moda tasarımlarında kullanılmaya başlandı. Erkek pantolonlarında, çocuk kıyafetlerinde kullanıldı. Çocuklarınız pantolonlarını artık daha kolay giyip çıkartabileceği için bu durum çocuklarınızın özgüvenini artıracak şeklinde pazarlama çalışmaları yapıldı. Fermuar artık her yerde kullanılmaya başlanmıştı. Üretim miktarı her geçen gün artıyordu. Gideon'ın ilk başlarda günde sadece onlarca metre üretip sattığı fermuarın miktarı 1939 yılında 300 milyonu, 1950'li yıllarda 1 milyarı buldu. Gideon'a bu icadından dolayı İsviçre Kraliyet Akademisi tarafından altın madalya verildi. NASA'nın da uzay kıyafetlerinde kullandığı fermuar günümüzde artık her yerde var. Metal, kemik ve naylon olmak üzere 3 ana gruba ayrılan fermuar kendi içinde de bir sürü çeşitlere ayrılıyor. Günlük kullanımda, orduda, dalgıç dolumlarında, itfaiye üniformalarında, ateşi ve kimyasallara dayanıklı koruyucu giysilerde kullanılıyor. Fermuarın sonlarına doğru gelirken bir bilgi de verelim. Hani fermuarlarda gördüğünüz YKK harfleri var ya, o harfler Japonya merkezli fermuar markası olan Yoshida Kogyo Kabush Hikikaisha'nın kısaltılması. Marka 72 ülkede üretim yapan ve pazarı domine eden bir marka olduğu için çoğunlukla fermuarlarda onun adını görüyoruz. Evet efendim, fermuarın hikayesi bu kadardı. Sizden ayrılırken şu uyarıyı da yapayım. Sakın sıkıştırmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.